Cemil. Cemil. İlaçlarını getirdim. O kadar oldu mu ya? Daha yeni içmedin mi? Bu başka ilaç. Eda geldi mi? Yok, daha gelmedi. Niye? Kaç saat oldu? Ne yürüyüşü bu böyle? Canım kızıyla beraber, hava da güzel. Eve kapanıp da ne yapacak? Bir bebek bu kadar sokakta dolaştırılmaz. Ya ben sana ara demedim mi? Çağır gelsin hemen. Ara hadi. Aradım biraz evvel. Birazdan geliyorum dedim, merak etme. Tamam tamam, arıyorum. Arasana, ne duruyorsun? Arıyorum. Efendim anne. Neredesiniz kızım? Baban merak etti. Artık eve dönsünler diyor. Yağmur yanımda değil anne. Harun Yağmur'u kaçırdı. Ne? Anladım. Gecikmeyin ama, olur mu? Tamam. Ne olmuş? Neredelermiş? Niye öyle şaşırdın ki? Yoo. Hayat Hanım'la buluşmuşlar. İş konuşuyorlarmış. Çok iyi bir teklifte bulunmuş. Onu konuşuyorlar yani. Geç kalmam, merak etmeyin dedi. Ben aşağıda sana bir ıhlamur kaynatayım. Bak üstüne çok iyi gelecek. Lan siz şöyle durun. Bırakın da işimizi yapalım. Harun Bey, hakkınızda bebek kaçırma ihbarı var. Evinizi arayacağız. Elbette, buyurun. Geçin çocuklar içeri. Sakladın. Yağmur'u bu yolla alabileceğini mi sandın? Böyle Yağmur'u asla bulamazsın. Yaptığın her şey saklamaya çalıştığın gerçekleri ortaya çıkartacak. Zaten benim istediğim de bu. Sana inanamıyorum. Eda Hanım, evde bebek yok. Harun Bey, bizimle gelip ifade vermeniz gerekecek. Peki. Buyurun gidelim. Ben şikayetimden vazgeçtim. İhbarı geri alıyorum. Emin misiniz? Eminim. Yanlış anlamışım. Sizi de yoğurmuş oldum. Kusura bakmayın.
Bebeğiniz nerede peki? Bebek aile evimizde. Güvende, merak etmeyin. Sadece aile içi küçük bir anlaşmazlık. Daha doğrusu bir yanlış anlaşılma. Siz Eda Hanım'ın eniştesi oluyorsunuz değil mi? Evet. Neyse, ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Bir şey değil, iyi günler. Size de. Yürüyün. Yağmur nerede? Onu nereye sakladın? Bu mu senin babalığın? Bize acı çektirmek mi? Evine git Eda. Burada olman hiçbir şey değiştirmeyecek. Anlamıyorsun Harun. Kızımı almadan gidemem. Babam Yağmur'la beni evde bekliyor. Yağmur nerede derse ona ne diyeceğim? Gerçeği. Babam ölsün mü istiyorsun Harun? Adam yeni hastaneden çıktı. Hadi bizden vazgeçtik. Başkasının hayatıyla oynuyorsun. Peki. Sen konuşmazsan ben de babalık davası açarım. Bu sorun da biter. Buna asla izin veremem. Bunu yapmak için kimsenin iznine ihtiyacım yok. Bu kez istediğini elde edemeyeceksin. Şimdi git. Başımıza gelenler. Alo. Harun. Efendim. Eda telefonunu açmıyor. Senin yanında mı? Bana bir şeyler söyledi ama ben inanmadım. Anlattıkları doğru. Nasıl doğru? Ne yapıyorsun oğlum sen? O kadar küçük bir bebek kaçırılır mı? Bir bebeği annesinden nasıl ayırırsın? Bunu nasıl yaparsın? Beni anlamaya çalışın lütfen. Başka çarem kalmadı. Kızımın başkasına baba demesine dayanamam. Onu bu yalanla baş başa bırakamam. Bu yalanlar bitsin artık. Eminim bunu siz de istersiniz. Harun lütfen. Cemil'in durumunu biliyorsun. Kalbi bir saniye dayanmaz bu üzüntüye. Yapma oğlum. Bu yalanlar içimizi kanatsa da bu acıya katlanmak zorundayız. Ben asıl Cemil Bey'e yalan söylemek istemiyorum. Dürüstçe, açık yüreklilikle karşısına çıkıp olan biteni anlatmak istiyorum. Eminim beni anlayacaktır. Bak, ben de kaç yıllık kocama yalan söylemek istemiyorum ama bunun için artık çok geç. Ellerimiz kirlendi bir kere. Yıkacağımızı yıktık. Sen de, kızım da, hatta ben de bu azapla yaşayacağız. Bedelini ödeyeceğiz. Bu da bizim kefaretimiz olacak. Harun, sen erkeksin. Hayatla savaşabilirsin. Ama Eda ne yapabilir? Harun, beni bir anne olarak görebiliyorsan sözüme kulak ver. Üzerine düşeni yap oğlum. Ben zaten üzerime düşeni yapıyorum. Kusura bakmayın. Ayağa kalktı.
Seslendim ama sesimi sana duyuramadım. Bir şey mi istedin? Yok, bir şey istemedim. Acıkmışsındır. Ben şimdi sana yemeği hazırlarım. Hadi sen geç içeri. Bak bahçede esinti var, dokunmasın sana. Ben biraz hava alacağım. Sen gir içeri.